Efendim, kurabiyeler, kekler, poğaçalar yapıp geline bir izliyorsanız afiyet olsun diyoruz. Ama hemen belirtiyoruz ki aldığınız kilolardan biz sorumlu değiliz. Keyfiniz de kilonuz da yerinde olsun. Bugün İstanbul Esenyurt'ta oturan Ayşe Hanım'a konuk oluyoruz. Ayşe Demir, 24 yaşındayım. Anaokulu öğretmeniyim, Trabzonluyum. Tokat geliniyim, 2 aylık evliyim. İstanbul Esenyurt'ta oturuyorum. İşte karşınızda bugünkü gelinimiz, ev sahibimiz Ayşe Hanım'ın hikayesi. Ayşe Hanım, çok şık olmuşsunuz Ayşe Hanım. Teşekkür ederim efendim. Hiçbir gelinin giymediği fakat çeyizlerde bulunan meşhur terlikleri giymişsiniz. Evet, bu terliklerimi giyeceğim, misafirlerimi pofuduklu terliklerimle karşılayacağım. Dün biz şaka yaptığınızı düşünmüştük. Her gün bu terliklerle dolaşıyor musunuz? Evet, gerçekten bunlarla dolaşıyorum. Hatta üstüne benzer bir sabahlığım var. Eşimin peşinde sabahları tün 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 dolaşarak bunlarla yürüyorum evin içinde. Bütün gün o terliklerle gezecek misiniz Ayşe Hanım? Yani pek sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Topuklu ayakkabımı tercih edeceğim. Haftanın ikinci günü sizinleyiz. Hem seyircilerimiz hem gelinlerimiz bugün nasıl bir hikayeye tanık olacaklar? Evinizde neler yaşanacak dersiniz? Oo, ben de hikaye bitmez. Bugün çok eğleneceğiz burada. Düğün hikayem, videolarım, evlenme teklifi, sonra burada ufak tefek sürprizlerimiz olacak. Onlarla birlikte çok güzel bir gün bizi bekliyor. Şimdiden merak ettik doğrusu Ayşe Hanım. Gelinlerimiz de geldiler. Bekletmeden hemen açın ki sonra size laf gelmesin Ayşe Hanım. Evet, kesinlikle. Bekletmiyorum. Hemen kapıyı açıyorum. Hoş geldiniz. Hadi buyurun buyurun geçin. Öyle hediyeni hazır edeyim. Bizi çiçeklerle karşılıyorsunuz Ayşe Hanım. Evet, aslında bunları ben kendim elimle yaptım. Öyle mi? Çeyizime koymuştum. Burada sergilemek istedim. Aa, hemen de dikkatinizi çekti. Evet, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben montunuzu alayım. Evet. Ben hediyeyi alayım istersen. Yok, ben vermesem hediyeyi. Çok, ama şimdi çok vermeyeceğiz. Merak ettim. Daha sonra. Peki, şöyle alayım ben. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe'cim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Biz iyiyiz, teşekkür ederim. Salon şu taraf. Evet, bu taraf. Gözüme anahtarlık ilişti. Evet, ben onu internetten yaptırdım. Çok severek yaptırdım. Eşimin ve benim baş harflerimizden oluşan. Evimin köşelerinde göreceksiniz. Tamam. Detaylara bakarız. Buyurun, tamam, şöyle geçiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ayşe Hanım. Yalnız direkt terlikler dikkatimi çekti. Teşekkür yapmışsınız. Evet, çok sağ olun. Buyurun, böyle geçin. Hoş geldiniz tekrardan. Tin 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 tin. Eşimin de çok hoşuna gidiyor. Etrafında dönüyor. Çok, çok güzel. Evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? İyi. Biraz daha heyecanlıyım. İkinci gün ama. Ya öyle mi? Şöyle kapımı ben kapatayım. Ben de bunu yürüyorum. Evet, hemen alayım ben. Nasıl yoruldum? Çantamı geri alacağım ama. Tamam. Biraz. Ben sizi. Buyurun, böyle geçelim isterseniz. Ben hemen şu köşeye bir bakacağım. Tabii, buyurun. Bu renkli olan şeyler nedir? Aa, onlar bir tütsü, kokulu tütsüler, farklı farklı renklerden oluşan. Bunlar sizin için de yakarım. Evet, onlar hani böyle da, geçirme falan. Yok, geçirme değil. Onların ucu yanıyor. İsterseniz. Ay. Yalnız bir şey fark ettim. Ben ilk kez tütsü görmüşüm. Gerçekten. Evet. Yani yaktığınızda da aynen merak ediyorum. Şimdi yakacağım onu. O zaman birazdan kahvelerimizi yudumlarken. Aa, çok ilgi. Hani söylediğinizi yani dediğiniz gibi gerçekten bu nedir ya? Ya gerçekten bu yaşıma gelmem böyle bir şey görmedim. Çok ilginç. Biliyorsunuz ben öğretmenim. Bir ay önce de öğretmenler günüydü. Bunu bir öğrencim bana hediye getirdi. Aslında bu bir çiçek ve bunun içinde çiçekler açacak. Şu an yosun olarak gözüküyor ama. Yani fark ettim bir farklılık olduğunu da. Şu evet. Sanırım gerçek tahta, ağaç evet, değil mi? Gerçek tahta ağaç. Evet.
Evet. Melek de çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Buyurun siz de böyle alalım. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi ben de montlarımızı bırakıp geliyorum. Bakalım bugün Ayşe Hanım'ın evinde neler yaşanacak. Aceleci ve meraklı ev sahibi. Tamam o zaman ben mutfağa geçeyim. Bu acelen nedir Ayşe Hanım? Bir oturalım, sohbet edelim. Evet, kaçmıyoruz, biz buradayız. Bence o bir an önce içsinler, yemeğe geçsinler. Evet, içsinler falan. Yok olur mu? Estağfurullah. Detaycı ev sahibinin ilginç kahvesi ne? Detaycı olduğunu anladım. Bence Ayşe Hanım'ın yarın benim evimde kendini baya baya göstereceğine inanıyorum. Bugün onları ilginç bir kahve bekliyor. İnce eleştiriler, çarpıcı detaylar. Bence ikisi gerçekten karışık duruyor. Hani sanki böyle özellikle hani kirlenmesini çıkartıp yıkayayım gibi. Örtü sermiş, sermiş gibi duruyor. Evet, çiçekli aynen. Bir örtü serilmiş. Bu yatak örtüsündeki modelle salonunuzdaki koltukların modeli aynı. Demek ki neymiş? Ayşe'nin zevki böyleymiş. Prensesten Paris Hilton'a ilginç anlar. Hep böyle öyle. Prensesler gibi yatmak istedim. Ben kendimi böyle Paris Hilton falan hissettim. Ayşe Hanım genelde hani böyle çok kendini beğenmiş bir yapısı var. İlginç benzetmeler. Hani bir bebek odası evet, perdesi evet. Tarzında. Ben bu mutfakta girdiğim zaman rahat yemek yapabileceğimi düşünmüyorum. Dekorasyonda çiftlerin uyumu. Eşin bu evde nasıl rahat ediyor? Nasıl hissediyor kendini? Askerden sonra pembe bardaklarla çay içmeye başladım. Acayip bir travma geçirdim ya. Eleştirilerden börek tarifine ikram masası. Bu hareketli çiçekli ve bu hareketli çiçekli. Evet, gerçekten karışık. Basit gibi geldi bana. Hani gündelikmiş gibi. Şu börek sanırım karnıyarık böreği. Bunu normal sigara böreği gibi sarıyoruz. Eğlenceli anlar az sonra gelin evinde. Evet kızlar. Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Dünün yorgunluğunu attık Sibel evet. Hanım'dan dolayı. Şimdi evet. Bugün ben de. Bakalım bugün yorulacak mıyız? Eğlenceli bir gün mü olacak? Hareketli bir gün mü olacak? Eleştiriler nasıl olacak? Çok merakla bekliyorum gerçekten. Günün devamı olmasını istiyorum ben. Aynen. Dün gerçekten. Çok keyifli bir gün evet. Geçirdim. Evet. Heyecanınız var mı? Heyecanım yok. Ben genel anlamda heyecanlı bir insan değilim. Evet. Dün de böyleydim, bugün de böyleyim. Evet, benim kadar değilsiniz. Belli oluyor zaten. Hanımlar, hediyeyi hala vermediniz. Ve hem Ayşe Hanım'ı hem bizi iyice merakta bıraktınız. Yani aslında dün yorumlardan hani pembeci olduğumu anlamışsınızdır. Sallanan bir şey bu ama. Biz size yeşil bir şey getirdik. Aman fazla sallamayın. Evet. Tamam, o zaman gözlerime yakıştıralım. Bakalım evet, yeşil evet. Miymiş. Ayşe Hanım'ın heyecanla açtığı paketten bakalım nasıl bir hediye çıkacak. Aa, çok güzel. Bayıldım. Gerçekten böyle bir şeyim yoktu benim. Harikasınız, süpersiniz. Karışmış hediyelerimiz falan. Nasıl yani? Nasıl yani bilmiyorum. Fincan ben beklemiştim, sana geldi. Çok güzel. Ama sizin hediyeniz de güzeldi. Evet, benim hediyem daha güzel, daha anlamlıydı. Evet. Çünkü kızıma geldi. Şahane, bayıldım. Çok evet, teşekkür çok ediyorum. Tam. Gerçekten beni yansıtmış. Kızlar ben o zaman kahveye geçeyim. Evet. Sonra de sohbetimize devam ederiz. Ayşe Hanım çıkar çıkmaz gelinlerimiz de kritiğe başlıyor. Kızlar nasıl buldunuz? Bence Ayşe Hanım çok sakin. Hiç heyecan yok. Ben heyecan daha heyecanlı bekliyordum. Heyecan yok gibiydi. Ben de öyle. Ben de heyecanlı bekliyordum. Terliklerle karşılaması. Çok yediğini yaptı yani. Evet. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ayşe Hanım. Yalnız direkt terlikler dikkatimi çekti. Evet, dediğinizi yapmışsınız. Evet, çok sağ olun. Hayır dedi, o terlikler kullanılıyor dedi ve bugün onu kullandı. Aynen. Ayşe Hanım, kahveleriniz hazır mı acaba? Evet, kahveler hazır. Bugün onları ilginç bir kahve bekliyor. Çok farklı bir kahve yaptım onlar için. Kahvenizin farkı nedir acaba Ayşe Hanım? Kahvenin içine su yerine süt koydum ben. Gelinlerimize kahveyi nasıl içtiklerini bu yüzden mi sormadınız yoksa? Evet, o yüzden sürpriz olsun diye. Peki sütlü kahveyi gelinlerimiz beğenecekler mi dersiniz? Beni ilginç buldular, öyle tanıdılar. Bu da onlara farklı gelecektir. Gelinlerimiz evinize girer girmez her yeri incelediler. Evet. Ev gezmesinde de bu şekilde incelemeye devam ederler mi acaba? Yani şu an ilk davranışlarından dolayı öyle gözüküyor. Etsinler. Ben dikkat çekmeyi seviyorum. Peki konuklarınızda düne göre bir farklılık var mı sizce? Yok, farklılık olduğunu düşünmüyorum. Biz grup içinde güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Ama tabii güzel yorum yapıp sonra puanlamaya nasıl yansır onu bilemeyeceğim. O da kişilik meselesi diyelim.
Dileriz güzel bir gün geçirirsiniz Ayşe Hanım. Umarım, inşallah. Sütlü kahvelerini soğumadan sunumunuzu yapın Ayşe Hanım. Hadi bakalım. Evet kızlar, ben geldim. Sizden yardım isteyebilir miyim Sibel Hanımcığım? Biraz pufu ittirebilir misiniz? Şöyle. Çok teşekkür ederim. Bakalım Ayşe Hanım'ın sütlü kahveleri beğenilecek mi? Evet hanımlar, Ayşe Hanım'ın sütlü kahvesini nasıl buldunuz? Tadı ben gayet beğendim. Ben bunu zaten içiyorum bu kahveyi. Evet. Sevdiğim bir kahve, teşekkür normalde ederim. Normalde kahve acı oluyor. Ben evet, acı kahve hiç sevmiyorum ben. İçemediğimden ben çok beğendim. Evet, ben de çok beğenerek içiyorum. Ben de beğendim aynen. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ayşe Hanım, ben dekorasyonunuzdan başlamak istiyorum. Şuna değinmek istiyorum. Mesela koltuklarınızın rengi falan, evet, sizi yansıtıyor kesinlikle, pembe falan. Ama ben koltuklarınızda hareket görüyorum ve halınızda da hareket aynı şekilde görüyorum. Bence ikisi gerçekten karışık duruyor. Hani tek renk bir şey olmalıydı bu odaya diye düşünüyorum. Birinden bile evet, sade düz bir renk olabilirdi. Koltuklarınızda bunlar siz özel kendiniz mi böyle istediniz? Evet, ben bu koltuğu gördüm ve aşık oldum. Hani buna bayağı bir, yani evim olmadan aşık olmuştum. Satılmasın, satılırsa fotoğrafını gidip çektim. Görür görmez bunu istedim. Eşim ilk başta istemedi. Erkek adam pembe koltuğa mı oturur dedi. ama bunu gittim aldım ve evimde şu anda çok da mutluyum. Hani şey gibi duruyor mesela. Önceden annelerimiz mağaza mağaza dolaşıp bir türlü koltuk rengi beğenemezler. Sonra o beğendikleri koltuğu bulurlar, eve koyarlar ama üzerini perdeyle kapatırlar. Aynen. Öyle oluyor. Hani sanki böyle özellikle hani kirlenmesini çıkartıp yıkayayım gibi. Örtü sermiş gibi duruyor. Evet, çiçekli aynen. Bir örtü serilmiş. Çünkü burası farklı ve burası farklı bir görüntü veriyor. Yani... Aslında tekli koltuklarıma baktığınızda bunun farkının olmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü koltuğun üst kısmı farklı, alt kısmı farklı. O yüzden dörtlü bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Peki koltuk takımınız ve halınız ne kadar fiyatı? Koltuk takımımı 4,5'a aldık pufuyla birlikte. Halımı da 700 TL'ye aldım. Fiyatlar nasıl hanımlar? Halımız biraz pahalı. Evet. Bana da pahalı geldi. Metrekaresine göre değişiyor. Evet. Daha benim metrekaremden. Aynı metrekare benim halım da böyleydi. Ayşe Hanım'ın perdeleri bakalım beğenilecek mi? Evet, perdeleriniz de kadife mi oluyor acaba Güneş? Evet, perdelerim kadife ve detaylar var dantellerin etrafında. Onlar da kadife. Ama perdeleriniz çok güzel. Ben de çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunlar kadife. Biraz da pahalıdır sanırım. Ne kadar ayaklı? Fiyatı nedir perdelerin? Evet, yani aslında perdelerimi aynı yerde yaptırdım. Diğer odaları da gezince fark edeceksiniz. Ama en pahalısı buraya çıktı sanırım. Bir de perdeler normalde o fırfır kenarları alta geliyor biliyorsunuz dibe. Ben onu... değiştirdim ve yukarıya doğru yandan gelsin diye şu şekilde yaptırdım. Ben onu soracaktım. Ben ilk defa bu şekilde gördüm. Evet. Ve benim çok hoşuma gitti. Bu benim fikrimdi zaten. Normalde alta gelen küpürleri ben yana verdirerek bu şekilde yaptım. Maliyeti de 2,5 TL oldu. 2,5 TL. Biraz fazla olmuş galiba. İşte yani kumaşı çevirince için, evet, aynen, gerçekten biraz pahalı. Ama bende şöyle bir şey var. Hani onu beğendiysem o benim evimde olacak. Biraz takıntılı bir insanım sanırım. Hanımlar, siz perdeleri pahalı buldunuz ama Ayşe Hanım 2,5 liraya mal ettiğini söyledi. Aslında 2,5 bin demem gerekiyordu. Biz de kaçırdık. Ben söyleyecektim ama bozmak istemedim. O zaman istemedim. Şey diyelim, 2500. Evet. Aynen, 2500 aldım. Orası da o şekilde. Yani kızlar, ben arkadaşımızın pembe sevdasını biliyorum. Geldiğimde de zaten salon da komple pembe ama ben diğer odaları çok merak ediyorum. Ben de. Pembe mi acaba? Gelmiş. Hadi kızlar geçelim o zaman. Tamam. Evet, bence. Gelinlerimiz ev gezmesi için salondan ayrılıyorlar. Müzik
Ayşe Hanım beyaz mobilyalar tercih ettiği yatak odasında pembe çiçekli ve detaylı yatak örtüsü, sarkıt taşlı üçlü beyaz şapkalı pembe avize ve pembe abajur kullanmış. Yatağında cibinlik kullanan Ayşe Hanım'ın yatak odası bakalım nasıl bulunacak? Ayşe Hanım, yatak odanız genel olarak güzel gözüküyor. Burada da pembe rengi kullanmışsınız. Salonda olduğu gibi. Peki cibinlik kullanmışsınız ama rahat oluyor mu kullanımı? Aslında cibinlik yeni evlenecek hanımlar için şöyle bir uyarıda bulunabilirim. Daha geniş bir ev yatak odası olduğunda daha rahat kullanılıyor. Evet, evet. Ama inanın evime aldıktan sonra ben zaten bu yatak odasını özel yaptırdım. Hani cibinlik babam dedi ne cibinliği nedir bu cibinlik hani. Ondan sonra yani zor oldu birazcık ilk başta, rahatsız ediciydi. Sanki... sonradan alıştım artık. Evet, olmasaymış daha bir güzel gözükecek. Daha ferah gözükebilirdi. Aynen, daha evet. Ferah gözükecek. Aynen, ben de. Her genç kızın hayalinde vardır ya, şöyle yatak odam olsun, böyle bir gelinliğim evet, olsun. Hep öyle. Böyle prensesler gibi yatmak istedim. Ben şimdi onu söyleyecektim. böyle bir prenses havanız var. Evet. Yani kendinizi o moda sokmak istiyorsunuz. Evet. Kendinizi öyle hissediyorsunuz ya da. Evet. Orada kendi kendini sokmak derken acaba bana bir laf mı soktunuz? Ben ne niyetle söylediğimi bilmiyorum ama siz nasıl anladıysanız artık. Aslında evimin genel havanın havasına bakarsak evet, prensesler gibi. Ya hadi şarkıyı söyleyelim mi birlikte? Ben katılmayayım. Ben katılmadılar. Ev sahibimiz kendini çok seven birisi. Aslında bu güzel bir şey. Bence herkes de olmalı. Ama dozunda. Yani mesela ev sahibimiz hani yatak odasında ben bir yorum yapmıştım. Prenses gibi hissetmek istediğini sanırım kendinizi diye. Evet, ben öyleyim tarzında bir şey söyledi sanırım. Bilmiyorum, değişik geldi bana. Cibinlik bu şekilde olmasaydı odanız daha ferah ve daha sade, daha güzel görünürdü bence. Hı hı. Evet, ferahlık açısından doğru söylüyorsun ama zaten odam sade renkler ve işte tonlamalarıyla sade gözüktüğünü evet, ben de düşünüyorum. Evet, sade olduğu konusunda bir sıkıntı yok ama olan detaylar çok fazla hareketlendirmiş. Bunu da kullanmak odayı iyice basmış ekstra diye düşünüyorum. Ekstra bir detay oldu. Evet. Yani şöyle anladım. Gibi değil mi? Sanki böyle diğerleri zaten gösterişli. Bu dikkat çektiği için diğerleri evet. Geri planda kalmış gibi. Kesinlikle hı-hı. Öyle. Anladım. Halını ben bu odaya gerçekten hani basit buldum. Aynı hem renk olarak evet, hem model de. Olarak. Bak gri renk. Kullanabilirdin yani. Aynen, çok hoş olurdu. Üstünde bakın böyle yaldızlı griler var. Ama onlar beyaz gibi duruyor. Beyaz gibi duruyor. Belki ışıklardan böyle duruyor olabilir. Ama bu odayla mor ne alaka? Mor ne alaka? Benim yatak örtüm daha farklı. Ben bunu sizin için kullanmak istedim. Mor benim yatak örtüm. O yüzden onunla konsantre etmek istedim. Keşke ama, onu kullansaydınız. Yani bunu sergilemek istedim. Bunu daha çok evet. Beğeneceğinizi düşündüm. Yani sadece halı benim dediğim gibi bir anladım. Uyumsuz evet, olarak. Evet, halının üzerinde şu tarzda. Ama pembe tota da olurdu. Evet, ama evet. Gri düz kullansa. Düz bir halı mı olsaydı? Evet. Evet, çok evet. Öyle güzel geçişli gri halılar var. Hem beyaz hı-hı. Olabilir, gri olabilir veya krem bilmiyorum ama... Daha hoştur. Ben dün konuşurken evet. Sibel Hanım'ın evinde hatta kafamda direkt sizin yatak odanızdaki alını ve tüylü halılar var ya. Öyle ben evet. Odama, niyeyse bilmiyorum öyle bir şey bekliyordum ya ben. İnsan ayağının altını yakıyor onlar. Evet. Aslında kızlar karambole geldi diyebilirim halıları. Evet, evet öyle geldi belli evet, oluyor. Evet son bir haftada artık arıyorum halı yok halı yok. Hep böyle daha küçük halılar tercih ettim dünkü gibi evet, sizin evet. Halılarınız gibi ama bulamadım. En son artık dedim aman bu olsun. Avizeye takılacağım. Hani taşlı olmasaydı daha mı güzel dururdu? Ya da sade bir şey olsaydı ya da düz hani pembe bir evet. Şey olabilirdi. Olabilirdi. Taşları evet. Zaten çıkıyor. Ben zevkime göre çıkarıp takıyorum. Hı-hı. Yani şu evet. Anki ruh halim bunu yansıtmış. Yatak odasındaki taşı seviyorum. Niye? Yatak odası evet. Kaldırıyor böyle evet, bir şeyi. Benim de var. Ben hı-hı. Kullandığım için galiba ya da seviyor olabilirim. Olabilir. Kaldırıyor yatak odası. Evet. Aslında kızlar mobilyamı ben özel yaptırdım. Sapları şu an görüyorsunuz. Hatta çiçek detaylı. Ben onları sakladım düz beyaz olarak. Onlar da aynı kristal kulptu. Lamba da olduğu gibi, aydınlatmamda olduğu gibi. Fakat gelmedi ve bu Bursa'dan yapıldı, buraya geldi. Hatta bunun için ağladım. Benim yatak odam gelmedi bayağı. Bir hafta kala geldi. Hatta geldiğinde eksikti. Ben ağladım burada. Hı-hı. Annem babam beni teselli etti. Ben de yaşamıştım öyle. Mobilyada sıkıntı yaşamayan yoktu yok diye düşünüyorum. Evet, ben de yaşadım. Evet. Peki şey sormak istiyorum. Mobilyalarınız kaç
Ne kadar mal yatak odamı mobilyam. Evet. İşte cibinlik özel olduğu için dolabım, gardırobum, aynalığım, şifonyerim. Şurada da beşli bir çekmecem var. Hepsi 8700 TL. 8700. Evet. Özel yapım olduğu için bence ideal. İdeal. Ayrıca de. Kızlar hatta uygun diyenler var. Çünkü uygun, bazası evet. içinde ve yatağı da içinde. Evet. O zaman çok uygun. Evet. O zaman iyi. Avize ve abajurları birlikte mi aldınız? Ayrı ayrı yerlerden aldım ama onu 150 TL'ye aldım. Abajurlerimin ikisini de 250 TL'ye verdim. 50 TL dediniz. 150 TL. Ha, 50 çok ucuz diyecektim yani. Evet, de çok olacaktı bir anda. Evet. Evet, bu sefer ben iyi. Üzülürdüm. Çünkü güzel bir şey. Evet, ben halının da fiyatını çok merak ettim. Evet. İki halıma toplam 270 TL'ye verdim. Halılar da iyi. Halılar ekipman. Ayşe Hanım. Yatak odanızın ölçüsüne bayıldım. Çünkü neden? Neden acaba? Çünkü aynı benim size de bu var yoksa diyecek. şanslıyım ki buradan bana puan kırabilecek. Nurcan Hanım bir şey söyleyeceğim. Herkesten bir şeyler. İzleyiciler diyecek ki birinci gün Sibel Hanım yarışta. İkinci gün Ayşe Hanım. Bence Nurcan Hanım üçüncü gün ikisini toplayıp evine koymuş. Çünkü Sibel Hanım'ın odası evinde de hani aynı şey oldu. Evet. O da bende var, bu da bende var. Evet. Ben toplamış, üçüncü gün koymuş gibi hani bir durum olacak. Hani benzerleri aslında, evet. Benimkinde sadece bir de biz aynı dönemlerde evlendiğimiz belki için. De, hani evet. Moda olan bunlar... şeyler herhalde yakın evet. olduğundan dolayı. Yani. Evet. Ben de sadece şu güpür detayı yok. Set miydi bir bu? Bir de şey... Evet, gelin seti olarak aldım ben. İşte pikesi, yorganı... Fiyatı. Fiyatını da söyleyeceğim. Bornoz seti, işte yastığı, yorganı hepsi 2500 TL. Bence evet. iyi. Set olarak ama set ayak havlusundan terliğine hepsi içinde dahildi. Ben sadece tek başına aldım. Onun Hı-hı. fiyatını duyduğunuzda belki şok olabilirsiniz. O kadar ucuz. uygun aldım. bir de ben şey söylemek istiyorum. Bu yatak örtüsündeki modelle salonunuzdaki koltukların modeli aynı. Evet, bilerek aslında yaptım. Yani çünkü ben bunu salona da seriyorum falan. Yani böyle hep aynı, birlikte. Aynı. Hani Hı-hı. biraz beni açıkçası yordu. Yani aslında hani yormak şöyle... değil çünkü bu benim zevkim olduğu için evet her yerde aynı görmeniz normal. Çünkü bu benim biz zevkim. Biz her yeri şu an aynı görüyoruz çünkü evet. her yerde aynı şeyler var. Evet çünkü evet. demek ki neymiş? Ayşe'nin zevki böyleymiş. Çözmüş olduk. Evet çözmüş evet. olduk. Aynen. Yalnız şuradaki oyuncak benim dikkatimi çekti. Evet. Seviyor musunuz böyle oyuncak? Aslında evet seviyorum. Eşim Balay'ın da bunu bana hediye etti. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben uçağa bindim. Elimde bu pembe valizim, küçük valizim. Gidiyorum tin tin tin. Gözümde gözlük. Herkes bana böyle bir garip baktı. Ben de kendimi böyle Paris Hilton falan hissettim. Güzel. Çok evet, mutlu oldum. Eşim bana bunu seviyor. Evet, evet Ayşe Hanım bayağı seviyor. Bayağı bayağı evet. seviyor. Kesinlikle. Yani zaten Ayşe Hanım genelde hani böyle çok kendini beğenmiş bir yapısı var maalesef ki. Zaten çekim esnasında da söyledim. Dedim bırak biz söyleyelim yani güzel olduğunu, iyi olduğunu. Devamlı bunu ima etti ve bu gerçekten rahatsız edici bir durum oluyor. Bir süre sonra ne kadar da kendini beğenmiş moda oluyor. Çok fazla kendini övdü. O yüzden de insan biraz daha iyi düşüneceği varsa da düşünmüyor açıkçası. Ya bana uzak kaldı ama Sibel Hanım arkanızda bir şey var. Onu bir alabilir Tabii. miyim? Şöyle vereyim. Bir tarih var ama şöyle. Evlendiğiniz tarih mi acaba? Aslında bu benim eşimle birlikte ilk buluşmamızdı. Biz ilk buluştuğumuz gün çıkmaya başladık. Bu şekilde bu şekilde bir takvim oluşturarak yatağımın başucunda değerlendirdim. Ben de çok hoş oldu. Evet. Güzel oldu. Kasım'ın 22'sinde de tam bir sene oldu tanışalı. Peki. Yani bir sene üstüne biz evlenmiş olduk. Evet. Kendiniz mi yapsınız yoksa? Yok ben bunu internette tasarladım bir siteden. Bu şekilde yapar mısınız dedim. Onlar da beni kırmadı, yaptılar. Aynen güzel. Evet aynen, bu güzel. Şekilde. Şöyle vereyim. Koyayım ben. Arkadaşlar tamam. isterseniz mutfağa geçelim. Orayı çok merak ediyorum. Ben de. Evet, ben de gerçekten mutfağa. O zaman geçelim. Buyurun şöyle. Ayşe Hanım mutfağında beyaz dolaplar, beyaz masa sandalyeler, beyaz terek, beyaz tül perde kullanmış. Sandalyelerini ve perdesini pembe kurdelelerle süsleyen Ayşe Hanım, açık renk pembe detaylı bir halı tercih etmiş.
Pembe mavi çiçekli duvar kağıdı, pembe objeler ve pembe renkli şapka şeklinde bir avize seçen Ayşe Hanım'ın mutfağı bakalım beğenilecek mi? Evet, ben ilk mutfak yorumunu yapmak istiyorum. Dün Sibel Hanım'ın evinde demiştiniz yani halıdan için çok ince banyo halısı gibi diye. Bence evet. Sizin mutfağınızın halısı da ince banyo halısı gibi. Ama burası mutfak. Dün yorumu yaptığınız için kötü olduğu için değil ama. Yok evet. O da öyle duruyor. Zaten kötü olduğunu düşünmüyorum ama burası mutfak zaten. Buraya kalın tabanlı bir halı alamazdım. Bir şey döküldüğünde ben bunu kolaylıkla hemen buna bir şey döküldüğünde silinebilen bir halı bu. Ama kalın bir tüylü halı alsaydım, tercih etseydim ona dökülen şeyi kolaylıkla çıkaramazdım. Bunu ben makine yatıp rahatlıkla bile yıkayabiliyorum. Yani işin kolayına kaçmak istedim. Aynen öyle, kesinlikle. Ve buradan eğlenecek hanımlara da tavsiye edebilirim bu tarz halıları. Siz halıyı nasıl buldunuz Sibel Hanım? Yani bence ortamla gayet uyumlu bir halı olmuş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakalım Ayşe Hanım'ın mutfak perdesi beğenilecek mi? Bence bu perde mutfağa göre çok abartılı. Hani bir bebek odası perdesi tarzında. Bir de ocağın da tam yanında olduğu için tehlikeli. Aynen. Aslında ben bunu buraya bu şekilde takıyorum ve hiçbir tehlikesi kalmıyor. Abartı olduğunu da düşünmüyorum. Şu an yeni tarz, yeni model evlerde ben çok araştırdım bu evi dizerken. Ve hep bu model vardı. Ben zaten bunu açık kullanıyorum. Bu şekilde kullanmıyorum. Tam mutfak edasında olduğunu düşünüyorum. Zaten yani, moda olduğunu evin geneline baktığın zaman anlıyorsun. Çünkü evet. Bir sosyal paylaşım evet. Sitesinde geziyormuşum evet, gibi hissettim. Aynen. Ben mesela şu çatal bıçaklı görmüştüm. Raf aynı şekilde. Raf terekler evet. Şu an bunlar çok moda. Evet. Aslında bu yorumların bazılarına katılabiliriz. Bu zevk meselesi. Mutfağımla ilgili birazcık sosyal medya içerikli olmuş dediler. Evet, şimdinin gelinleri aslında internet ayağımızın altında bakıyoruz tık 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 hemen seçiyoruz ve kargoyla evimize geliyor. Ben de çalışan bir gelin olduğum için ben de bu şekilde uyguladım. Ben bu mutfakta girdiğim zaman rahat yemek yapabileceğimi düşünmüyorum. Hı hı. Mutfağınızı tamamıyla kendi zevkinize göre zaten evet. Döşemişsiniz. Bunu görüyoruz. Evet. Hani güzel de olmuş aslında. Hı hı. Ama ben kullanış açısından dediğim gibi sıkıntılı olacağını düşünüyorum. O yüzden şunu soracağım. Hani mesela masanız hani çok küçük, dar, hani alana da dar olmuş. Hı hı. Mesela rahatlıkla bir kahvaltı yapabiliyor musunuz ya da masanızı rahat hazırlayabiliyor musunuz? Bunu çok merak ettim. Evet, aslında biz genel olarak sabahları kahvaltı yapmıyoruz. Ben öğrencilerimle yapıyorum. Eşim iş yerinde yapıyor. Ama pazar ve cumartesi kahvaltılarımızı burada iki kişi rahatlıkla yiyoruz. Zaten iki kişiyiz. Eşim de rahatlıkla yiyor, ben de öyle. Bize o zaman yetiyor. Daha kibar bir masa alınabilirdi. Aslında en ya da duvara edilebilirdi. Evet, aynen. Evet. Ben de katılıyorum. Mesela bu masa benim evime uygun. Ben bunu alayım, bize götüreyim. Size böyle aynen. Bir masa aynen. Çünkü benim yerim daha genişti. Evet. Ben onun rağmen kullanmamıştım. Yani çünkü benim de mutfağım böyle dar ve ben evet. Kullanmadım. Çünkü kızlar, alanım daralacak. Ben bu masayı yaptırdım zaten. En küçük masa olarak buydu. Evet, dediğiniz gibi oraya monte etmem olabilirdi ama o zaman da sandalye kullanamıyordum. Bu şekilde oldu. Bence sandalye kullanamayacak. Sandalye kullanamayacak şey. Piyonkları kullanamayacak. Yani zaten şu şekilde. Şu şekilde olmuş. Bence şu masada hani gördüğüm iki kişi yani iki kişilik bir masa. İki kişilik. Üçüncü kişiye ben inanın içeride açıyorum. Sadece ben ona dayanaraktan şunu söyleyeceğim. Aynen. Anladığım kadarıyla siz rahatlığa değil görselliğe daha çok önem veriyorsunuz. Görsellik aynen. Çünkü biz gün içinde hiç evde değiliz. Benim hep böyle bir evim olsun istemiştim. Ve onu başardığımı düşünüyorum. Tam beni yansıtıyor. Gelen misafirlerim olsun, akrabalarım. Vay be Ayşe, tam senlik ev, sen kendin döşemişsin diyebiliyorlar. Fiyatı ne kadar peki masanın? Fiyatımız 900 TL sandalyeleriyle birlikte. Ayşe Hanım, ben de çok merak ediyorum. Hadi. Bu perdeyi... Perdemiz 450 TL soruyla birlikte yaptırdım. Perdenin fiyatını nasıl buldunuz Nurcan Hanım? 450 TL bana biraz pahalı geldi perdeye göre. Aslında storlar zaten 150-200 TL civarında. İşte metresi, kumaşı derken dokusu bu şekilde 450'ye tamamladım. Halı ne kadar? Halımın 80 TL. Ben şu an sizin mutfağınızda kendimi böyle şekerci dükkanında gibi. Aslında biliyor musunuz? Aynen. Ben de burada gelmişim evet, gibi. Evet, prenses gibi işte salatalık kesiyorum. Bir de ben şey merak ediyorum. Evet, kendi zevkine göre döşemişsin ama eşin bu evde nasıl rahat ediyor? Nasıl hissediyor kendini? Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Diğer odalarda gördüğünüz duvar kağıdı ve bunlar, inanın eşim dedi ki hayır, pembe duvar kağıdı olmaz, pembe mobilya olmaz, ben o evde ben mavi istiyorum falan evet, bir şeyler demedi. Aynen, çok inanın, fazla pembe ama ben altından girdim, üstünden çıktım. Biraz da baskın karakterim. Ayşe Hanım, bakalım eşiniz gerçekten memnun mu?
Ya ben hayatımda ben Ağrı'da Patnos'ta askerliğimi yaptım komandoda, komando. Yani salça tenekesinden çay içiyordum. Askerden sonra pembe bardaklarla çay içmeye başladım. Acayip bir travma geçirdim ya. Ben çok... ya ama hiçbir şey demedim yani. Şunu alalım dedi, aldım yani. Hiç renk konusunda bir şey demedim. Ama sürekli pembe, pembe, pembe. Yani aslında güzel oldu evim. Eminim çok seviyorum dekorasyonu falan ama her şey pembe. Yani balayında bir ona doğum günü hediyesi aldım. O bile pembe. Ayşe'nin mutfağa yazılı olan detay çok güzel olmuş. Evet, aslında bunu bana bir arkadaşım yaptı. Tabii o zamanlar saçım siyahtı. Ben biraz bukalemun gibiyim. Renkten renk değiştiriyorum. Bunu bana düğün hediyesi olarak yapmıştı. Gerçekten severek kullanıyorum. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Güzel bir hediye olmuş. Evet, bence. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tam evet. Size göre olmuş. Saçınıza niye pembe baktırmadınız? Şu an gerçekten o geldi aklıma. Aslında ben çocuklarımla okulda saç boyalarımız var bizim. Bazen partiler, çılgın saç partileri yaptığımda boyuyorum. Aynen. Bir gün saçımı yıkamadan dışarı çıkmışım. Ama rengarenk. Hani bir çıktım insanlar bana bakıyor. Ya ne oldu kaldım böyle. Sonrasında aklıma geldi. İnanın hani okuldan bayağı uzaklaşmıştım. Geri döndüm ve saçımı yıkayıp öyle eve geçtim. Bizim karnımız çok acıktı. Bir evet, sofraya doğru gidelim. Gerçekten. Ben duyuyorum. Aynen. Yani. O zaman. Acıkan gelinlerimiz ikram masasının yolunu tutuyorlar. İkramda yoktur üstüme güvenirim. Hava soğuk üşürüm, kaynanamı düşünürüm. Sıcak bir çorba olsa, ben içsem kaynanam doysa. Ayşe Hanım ikram masasına uçları güpür dantel bir masa örtüsü sermiş. İnci yüzüklere geçirdiği dantel uçlu peçetelerini gold detaylı pembeli morlu çiçek desenli yuvarlak yemek takımının üzerine yerleştirmiş. Gold detaylı su takımı kullanan Ayşe Hanım sade bir çatal bıçak takımı tercih etmiş. Ayşe Hanım'ın ikramlarının çokluğuyla dikkat çeken masası bakalım beğenilecek mi? Sizler için böyle dizayn ettim. Sizler için elinize sağlık, güzel görünüyor. Elinize sağlık, afiyet olsun. Ben de devam edebilirsin bir şey söyleyecek. Sen kesmeyeyim ben seni. Tamam. Ben masa örtünüzün detayıyla gerçekten bunu çok beğendim peşte takımınızı. Evet, sade olması aslında güzel olmuş. Aynen, bu ince detayla şuradaki detayı da gerçekten çok güzel durmuş. Aslında bu detay iki taraflı kullanıyor. Benim bir tane daha masa örtüm var. O da sarısı bunun. Bu ters takıyorum. Onu kullandığımda. Bunu kullandığım için incileri tercih ettim. Evet. Yemek takımınız aynı şekilde. Gerçekten model olsun. Çok şık görünüyor. Aslında yani. Burada da biraz beni yansıtıyor değil mi? Aynen öyle. Yine burada da bir pembe çiçekli. Aynen. Var yani her şeyden bir şey almışsınız. Ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi evet yemek takımınız çok güzel. Çiçekli olması ben de beğeniyorum. Yalnız bardak takımınızla beraber bu hareketli çiçekli ve bu hareketli çiçekli evet, gerçekten karışık. Evet, ben de onu söyleyecektim. Biraz her uyumsuz zaman kaçmış. Sofrada karışıklık değil de daha böyle biri karışık biri sade olduğu zaman daha şık bir aslında sofra duruyor. Aslında bu bunun takımı bakın şurada yakın bir detay var görüyor musunuz? Evet takım olduğu zaten belli takım, ama. Takım onun aynısı aynen. Ve takımı yani evet, bu goldlar, hareket ederek. Gold renk ile uyum sağlamak istenmiş. Aynen. Aha. Sadece şurası biraz karıştırıyor. Evet. Çiçeklerin evet. Kare kendinden desenli bir tabak ve aynen. Bu bardaklar çok şık. Kare altın rengi şey olan çizgileri evet. Olan tabaklar aynen. Da kare olanlar da bu çok da karışık yuvarlakta olmuş. Da var. Aha. O şekilde. Size katılıyorum o yüzden. Evet. Ben bir de şey çatal kaşık bıçağınızı hani biraz basit gibi geldi bana. Hani gündelikmiş gibi. Bu bunun takımıydı. Bu şekilde aldım. Aslında burada altın detaylı olanı da vardı. Öyle bir şey hani olsa bir hareket olsa bence altın kullanmamızı iyi olmuş. Zaten hareket çok zaten hareketli. Bana gündelik evet. Gibi geldi. Ha. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu hareketli. Bardakta hareketler var. Evet. Buna da hareket olduğunda evet. O zaman da olabilir. Yani bu yorumunuza katılmıyorum. Ben servis tabaklarınızı çok beğendim ama çok güzel şekilleri. Hı-hı. Evet. Çok güzel duruyor. Ayşe Hanım ben yemek takımınızın fiyatını öğrenebilir miyim? Yemek takımım Kızlar Gümüşlüğüm'de devamı var zaten. Ayrıca içinde granit tavalarım, tencerelerim, işte sürahi takımım hepsi içinde yani
mutfakla ilgili, tabak çanakla ilgili kahvaltı seti, çay seti, pasta seti hepsi içinde 4300 TL. Gayet iyi almışsınız. Evet, bayağı bir set olarak aldım. Evet, aynen öyle. Şey peki setten mi yanasınız yoksa pişman olduğunuz keşke ayrı alsaydım farklı farklı olsa mı? Şöyle farklı birbiriyle siz kendiniz bütünleştirseydiniz. Aslında öyle yapmayı denedim. Neden söylediğimi de söyleyeyim çünkü hani arkadaşlar ki ben de katıldım ona. Hı-hı. Hani hem bu hareketli hem bu hareketli ya ben eminim siz kendiniz yapmış olsaydınız. Böyle olmazdı. İçindekiler evet. Şık evet. Olursa bu biraz daha sade olurdu çünkü aslında o yüzden. Aslında denemek istedim kızlar ama hani bu renk aldığım yerde yoktu. Hep hani gümüş vardı. Hı hı. O yüzden bunu daha yakın buldum. Şuradaki çiçeğiyle de zaten bu takım olduğu için bunu tercih ettim. Ayrı ayrı vardı tabii ki ama hoşuma gitmedi. Bunu beğendim ben. Şu börek sanırım. Evet. Bana biraz karnıyarı anımsattı. Patlıcanın yufkaya dönüşmüş hali. Tam evet. Da üstüne bastınız kızlar. Bu aslında karnıyarık böreği. Bunu normal sigara böreği gibi sarıyoruz. Sonrasında bunu sardıktan sonra karnıyarık gibi karnını yarıyoruz. İçinde aslında malzeme var önceden. Ama tekrardan o açılan karına tekrardan malzeme koyuyoruz. O zaman bu karnıyarık böreği. Evet kesinlikle karnıyarık böreği. Ve içinde domates, sarımsak, biraz da soğan var. Sos hazırlıyorsunuz. Sos hazırlıyorsunuz. Evet. İçine koyuyorsunuz ve gerçekten yediğinizde tadınıza baktığınızda karnıyarık hissi alacaksınız. Ve şu an çok güzel gibi. Evet, limonlu kıymalı da yapabilirsiniz. Evet. Tabii ağır olur diye şimdi yağsı donuyor falan. Ben domates tercih ettim. Kıymalı daha hoş bir tat oluyor. Sunumu farklı şekillerde aynen tavuklu olur işte ıspanaklı. Kesinlikle patatesli. Evet. Yapabilirsiniz. Kanepeleri de ben hazırladım. Sarmamı teyzem sardı çok sağ olsun. Mercimek köftemi aynı şekilde. Mozaik pastamı ben yaptım. Sosisli börekleri de ben yaptım sizler için. Afiyet olsun. Hadi başlayalım mı? Benim de karnım acıktı. Tamam. Evet. Hadi buyurun bakalım. Kızlar aldıysanız buyurun geçelim isterseniz. Evet. Ayşe Hanım'ın eşiyle tanışma hikayesi. Eşimle aslında biraz görücü usulü diyebiliriz. Ben bir düğüne gidiyorum. Ablasıyla orada düğünde çarpışıyorum lavaboya giderken. İlk gördüğümde wow dedim ben bu çocukla evlenmeliyim direkt. Evlilikte baba engeli nasıl aşılmış? Benim babam olmaz benim kızım. İşte küçük, daha uygun değil. Ben böyle bir şey kaldıramam. Babam benimle zaten bir ay konuşmadı. Romantik evlenme teklifi, sabırsız, romantik bir gelin. Eşim bana benimle evlenir misin demeden ben direkt yüzüğü uzatınca evet diye. Tuzlu kahve içilir, sonra nişan kurdelesi kesilir. Cool gibi, prenses gibi hissediyorsun. Gelin evinde Karadeniz rüzgarı esiyor. Kraliyet ailesi gibi girişten çılgın evete, kız kulesi pastaya, yöresel oyunlara bir düğün. Gelin çiçeğini kim kapıyor? Çaylarımla geldim. Şöyle vereyim. İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben sevkime. Kızlar buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ayşe Hanım'ın ikramlarını beğendiniz mi hanımlar? Çok güzel olmuş. Yapmıştı? Teyzem. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Evet gerçekten dolmayı teyzem çok güzel yapar. Ne dersiniz hanımlar? Ayşe Hanım'ın eşiyle tanışma hikayesini dinleyelim mi? Eşinizle nasıl tanıştınız Ayşe Hanım? Eşimle aslında biraz görücü usulü diyebiliriz. Ben bir düğüne gidiyorum. Ablasıyla orada düğünde çarpışıyorum lavaboya giderken. Sonrasında ablası diyor ki teyzeme, ben tabii oynuyorum o sıra. Ya diyor bir kızla çarpıştım. Çok güzel bir kızdı. Kim bu falan? O diyor o benim yeğenim. Ondan sonra ya diyor benim de kardeşim var diyor. Acaba bunların ikisini birlikte tanıştırsak mı? Ondan sonra işte kardeşin ne iş yapıyor vesaire soruyor nasıl görüntüsü falan. İyi çok yakışıklı şöyledir böyledir. Tornacı diyor. Zaten sürekli bir baskı vardı üzerimde evlen diye. Ondan sonra teyzesinin vasıtasıyla tanışıyoruz. Yani o teyzesine söylüyor böyle böyle tanıyor musun diye.
O da bu benim yeğenim deyince bana söylüyor. Bir sosyal medyadan bak diyor. Ondan sonra belki beğenirsin falan. Ben de baktım, beğendim. Bir ilk buluşmada olumlu, her şey olumlu oldu. Bir hafta boyunca biz konuştuk. Sonra buluştuk ve buluştuğumda bembeyaz pantolon, üstünde güzel bir gömlek. İlk gördüğümde wow dedim, ben bu çocukla evlenmeliyim direkt. Duruşu zaten onu bana ifade etti. Sonra biz 1-2 saat oturduk, çay, muhabbet, yemek derken. Sonra işte fikirlerimizi aldık. İşte ne düşünüyorsun? İşte ailemiz de haber bekliyor bizden derken. Biz birbirimize dönüp ve biz evlenelim dedik ikimiz aynı anda. Evet. Çok enteresan oldu. Çok enteresan oldu. Tabii bu süreçte biz bir ailelerimize söyledik. İşte biz birbirimizi beğendik. Evlenmek istiyoruz. Yani hani nasıl oldu bir anda? Daha birbirinizi tanımıyorsunuz. Benim babam olmaz. Benim kızım işte küçük. Daha uygun değil. Ben böyle bir şey kaldıramam. Babam benimle zaten bir ay konuşmadı. Evet, biraz zoruna gitti sanırım. Aslında babamla bizim diyalogumuz çok yoktur. Biraz içine kapanık mı diyelim? Evet, öyle adlandırabiliriz. Hani pek diyalog kurmayız biz. Çünkü bizde şöyle bir şey vardır. Babamız eve geldiğinde biz böyle yatar pozisyondaysak bir oturuşumuzu düzeltiriz, bir ayağa kalkarız. Yani ben de babama baba ben birini seviyorum diyemedim, aşık oldum diyemedim. Annem ona haber yolladı. Diyebilecek birine benziyorsun. Biraz. Aslında evet, öyleyim evet. Ama aile yapısı çok farklı. Hani evet, babadan öyle gördük diyelim. Sonrasında annem babamı kandırıyor falan. İşte sonra biz annelerimizle ilk dışarıda bir kahvaltı yapıyoruz. Sonra onlar bizim evimize geliyor anne baba. Biz onlara anne baba gidiyoruz. Bu şekilde gidiş gelişler oluyor. Sonra diyoruz ki artık bu kızı isteyelim. İstemeden önce bir evlenme teklifi oldu. İnanın ben hiç beklemiyordum. Zaten görüşeli 4 ay olmuştu. Evet. Hemen Şubat'ın 14'ünde bir yemeğe çıkacaktık biz. Oraya gittim. Etrafta tabii şey olduğu için Şubat ayı, balonlar vesaire çok güzel süslemeler var. Ben sandım içeride bir parti var, bir şey var. Neyse adımımı attım 3 basamak, sonra direkt düzeye geliyorsun. 3 basamağımı attım. Birisi elimdeki kutuyu aldı görevli. Biri ceketimi çıkardı. Işıklar karardı. Etrafımı müzisyenler sardı. Ben ama titriyorum, ağlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Çok kötüydü. Evet. Sonra bir baktım, işte Muhammed eşim eğildi dizinin önünde, evlenme teklif ediyor. İşte biri keman çalıyor, biri saksafon çalıyor. Ta Zeytinburnu'ndan tutmuş getirmiş. Normalde hiç öyle bir beklentim yoktu. Çok mutlu etti beni. Kızlar şunu söyleyebilirim, buradan herkes duyacak ama. Eşim bana benimle evlenir misin demeden ben direkt yüzüğü uzatınca evet sarıldım boynuna. Çok güzel bir andı. Evlilik teklifi yani... Çok, ben bile kendime şaşırdım. Yani çok iyi yapmıştım. Yani sosyal medyadan Klarnet'te şeyci buldum. Ondan sonra başka bir yerden organizasyon ayarladım. Yani hiç haberi yoktu. Sevgililer gününde yaptım bunu bir de. Yani iki işi bir arada kapattım. Videolarınız veya fotoğraflarınız var mı o güne ait? Evet. Evet, aslında küçük bir video, birkaç tane de fotoğraf var. Birlikte izleyelim isterseniz. Evet, bayağı güzel çok olmuş. Güzeldi. Birkaç tane de fotoğraf var. Burada masada yemek yerken. Masamız da çok güzeldi. Kızlar, bu video izledik. Sonrasında benim ona bir hediyem vardı. Aslında birkaçı vardı da bir özel hediye vardı. Onu size göstermek istiyorum. Onun için yaptırdığım böyle karikatürlerden oluşan bir kitapçık vardı. Onu da görmenizi isterim. Aşk. Bence Ayşe bir öğretmen Muhammed için iyi bir hediye olmuş. Yani onu şey yapan. Evet. İşte konuşmalarımız. Ellerini çok seviyorum. Ellerin neden bu kadar büyük Muhammed? Seni daha iyi sevebilmek için aşkım. Burası çok güzel olmuş. Evet, elleri de kocaman gerçekten. İçinde kayboluyorum. Hediyeyi aldım ya, hayatımda böyle güzel bir hediye almamıştım. Yani hala da saklıyoruz onu. Yani dergi yapmış. Kitap yapmış pardon. Onunla işte bizim şeylerimiz, tanışmalarımız falan. Benim bir de ellerim büyük. Onunla işte niye bu kadar ellerim büyük? Seni daha çok sevebilmek için falan filan.
Öyle bir güzel bir anımız vardı. Gerçekten bunun sayfalarını çevirirken videoyu çekemedim kızlar ama yani gözlerindeki yaşlar üstüne düştü. Çok duygulandı. Ama sen çok ince düşünen birisin. Çok ince düşünüyorum. Evet. Böyle bir şey gerçekten güzel düşünülmüş, evet, bir şey. Öyle. Uğraşılmış. Evet. Bir de şey yani ömür boyu saklayabileceği bir şey. Aslında bu eşimin evindeydi. Hemen oradan aldık, kendi evimize koyduk. Evet. Eşiniz de mi renkli gözlü? Eşim mavi gözlü, ben evet. yeşil gözlü. Artık çocuğumuz nasıl olur bilemiyorum. Ayşe Hanım'ın kitabını beğendiniz mi hanımlar? Fikrinize sağlık. Evet. Şöyle de kapattığımızda burada da ufak bir mutlu son var. Çok evet, çok hoş, gayet gerçekten güzel çok olmuş. Güzel. Evet, teşekkür çok ederim. Güzel. Sağ olun. Evet kızlar, ben evlenme teklifini aldım hemen ardından. Söz isteme aynı şekilde. Zaten yüzüğümü takmıştı. Tekrar sözde bir yüzük takılmadı. Sözümüz kesilmiş oldu. Peki tuzlu oldu. Kahve yaptınız mı? Evet, tuzlu kahve yaptım. Adet buldu mu yani yerini? İçti mi peki? Buldu, evet. Hatta bununla ilgili bir videomuz da var. Öyle mi? Evet, ve hepsini içiyor. Bol tuz koydum, baharat koymadım. Zaten alerjisi var baharata. Yüzünde direkt noktacıklar çıkıyor. Direkt bütün kahveyi içti. İsterseniz izleyelim. İzleyelim, evet. Ağız hareketlerine bakın. Hepsini bitirebiliyor mu? Hepsini bitiriyor. Maşallah ona. Tuzlu kahve çok tuzluydu ya. İç, çok acımasızdı ya. Bayağı hepsini de içtim. Ondan sonra iki gün midem bulandı. İki gün. Tamam. Söz ve nişanın arası ne kadar sürdü? Yaklaşık 3 ay sürdü, evet. Salonda mı yaptınız nişanı? Nişanımı açık havada yaptım. Kır nişanı oldu. Dilerseniz birlikte izleyelim. Evet. Evet. Evet, bakalım. Bakalım Ayşe Hanım'ın nişanı nasıl olmuş hanımlar? Nişanlığınız gerçekten çok güzel. Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Kiralık mı? Satın mı aldın? Satın aldım. Nişanlınıza özel mi diktirdiniz? Değişik bir modeli var çünkü. Evet, evet, özel diktirdim. 1,5 TL'ye geldi. Evet. 1500 TL'ye denk geldi. Ama sizin tarzınıza çok yakışmış bir model. Evet, inanın kızlar içine girdiğimde böyle hani cool gibi, prenses gibi hissediyorsun. Hani çok güzel bir modeldi. Takarken bir bakalım hep beraber. Yüzükleri kim takıyor acaba şu an? Yüzükleri eşimin amcası takıyor. Yüzük takarken bir sorun olmuş galiba. Evet. Çünkü yüzüğün altında kurdele olduğu için benim de ellerim evet. küçücük, parmaklarım. Oraya geçmekte biraz zorlandı kurdeleden dolayı. Pasta da güzel görünüyor. Evet, evet, çok tam güzel beni olmuş. Yansıtmış yine o da. Pembe pembe. El emeği göz nuru diyelim pastamız için. İnsan onu yemeye kıyamaz. Nişanda ne kadar takılarınız oldu? Yani işte bu kolyeyi, künyeyi ya da bilezikleri saymazsak 5000 TL para takıldı. Yok, çeyrek takıldı. 2000 TL de para takıldı. Toplam 7000. Bence normal. Nişan için evet. Nişan için evet. Hatta fazla bile dediler. Hı. Çünkü bunun dışında takı vardı. Ekstra evet. bileklikler, yüzükler. Siz Trabzonluydunuz değil mi? Evet, ben Trabzonluyum. Horon çektiniz mi? Evet, horon oynadım. Hı hı. Ne kadar neşeli insana bu Karadenizliler ya. Evet, genelde sıcakkanlı oluyorlar. Evet. Ben de Karadeniz insanı çok seviyorum. Çok, ben konuşma de çok seviyorum. Tarzları çok hoşuma evet. gidiyor. Evet, aslında annemle tanışma fırsatı yakalasaydınız tam böyle şiveli konuşuyor. Bir de o yeşillik çok güzel. Hani evet. Gerçekten güzel. Kızlar bir horon çekseniz de ben de şöyle size alkış yapsam. Vallahi olur, bana uyar. İsterseniz yani. Gösterebilirim nasıl olduğunu. Olabilir. Hep birlikte horon oynamanız bizi mutlu eder hanımlar. Kızlar o zaman hazırsak ben de bir dış sesimizden keşanım var. Bir de başıma sardığım bir yazmam var. Onu alayım tam olsun. Evet, hazır evet. olur. Buyurun Ayşe Hanım. Kim oynayacak benimle? Ben atlarım hemen. Hiç geçirmem. Şöyle sarayım, düzgün oldu mu? Evet, çok Sibel Hanım'da da bir gözler ışıladı.
Çalacak mı şarkı? Şarkı çalarız istersek düz sesimizden. Elbette hanımlar, horon müziğiniz hazır bile. Şunları çekelim o zaman bu tarafa. Aha, yardımcılığım bizde. Ben size şöyle alayım, yarı içeyim. Yapabiliyor musunuz? Şive yapabiliyorum biraz. Aslında Lazca farklı bir boyut. Şiveyi konuşmak farklı bir göster boyut. Göster bakar mısın? İnanmıyorum. Hayır, yani ben böyle taklit etmeyi seviyorum. Evet. Seviyorum. Bence bir atışın siz. Atışalım mı? Abi beceremem şimdi. Oy. Yüksek kunduraların altını fırçalarım. Bak ben kimin kızıyım? Adem'in parçalarım. Ben çıraklarımı da yok senin gibi böyle bilmiyorum. Hani burada yanlış anlama. Annemle teyzem arada evde böyle atışıyorlar. Biri böyle bir şey diyor, biri böyle bir şey diyor. Onu yapayım dedi. Güzel oldu ama. Evet, ben de bilseydim bir şey, bir cevap verirdim muhakkak. Ayşe Hanım, Karadeniz şiveniz, horon oynamanız için çok teşekkür ederiz. Kızlar ben de çok teşekkür ederim. Evimi şenlendirdiniz gerçekten. Daha önce yani evimde horon tepilmedi. Güzel oldu. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet Ayşe Hanım, gelelim nişandan sonraki sürece. Kına ayrı mı yaptınız yoksa düğünle beraber miydi? Kınayı ayrı yaptık 3 gün öncesinden. Bununla ilgili ufak bir videom var. Birkaç tane de fotoğraflarım var kızlar. İnanın herkes oynamaktan kimse video çekememiş. Onlara bakabilecek miyiz? Onlara tabii mi? Bakalım hemen. Beyaz tercih etmişsiniz kınanızda. Hani normalde kırmızı evet, düşünülür ya. Evet, hani gelin şaşırdım. Evet. Daha enteresan kızlar, bir renk tercih edebilirdim. Kızlar ben kırmızı rengini hiç sevmiyorum. Hiçbir yerde de göremezsiniz üstümde. Sevmediğim bir renk kırmızı. Zaten bindallı mor, pembe ve altın detaylı olduğu için birazdan göreceksiniz. O yüzden beyazı tercih ettim. Anladım ama ben yine de beyaz tercih etmezdim. Ben evet. Çünkü beyaz bana biraz daha böyle düğün, nikah beyaz, hani evet. Bunu yansıtıyor. Bana da aynı şekilde. Hani daha yüzden, canlı renkler kınada olur ya. Evet. Hani hatta üzerindeki elbise nikah elbisesine nişanda giyilebilecek gibi. Evet. Öyle bir şey aslında gibi. Biz bunu Eminönü'ne almaya gitmiştik. Kayınvalidem seçti. Efendim o benim annem oldu artık. Kıramadım. Tamam İyi bu olsun dedim. Bu oldu. Ne kadar aldınız? 950 TL'ydi. Biz indirimle 650 TL'ye aldık. Sadece şey mi? Bu elbiseyi mi? Evet sadece bu elbiseyi. Ha, bu bindallı yani bu mı? Tam bir kına gecesi için uygun evet, olmuş. Evet. Peki şey sormak istiyorum. Kına gecenizde ağladınız mı? Hayır hiç ağlamadım. Hiç? Evet hatta bana ağla ağla dediler. Anne? Ben, annem arkada taht vardı benim tahta oturuyordum. Orada geçti hüngür hüngür ağladı. Ağladığını gördüm ama nedense ağlamadım. Çünkü benim mutlu günüm. Ağlamak biraz bana anlamsız geldi. Peçemi kaldırıp herkese bu şekilde güldüm yani. Oğlum sen bir de anneye sor. Evet annem evet. Ağlıyordu arka tarafta. Kızlar bir de çok kısa bir video var. Tef kırıyorum. Ay tef demişim. Neydi adı? Hani atıyoruz böyle. İşte. Hadi beni destekleyin. Testi kırıyorum. Açalım da izleyelim. Ayşe Hanım isterseniz düğününüzü izleyelim artık. Kızlar önce kısa bir gelin alma videom var. Ona bir bakalım. En sevdiğim. Kızlar abim bu. Kuşağımı bağlıyor. İnanın kına gecemde hiç ağlamadım ama abim kuşağımı geçirirken kendimi zor tuttum. Çok duygulandım gerçekten. Burada az kalı ağlıyordum. Aslında mutlu günüm ama çok evet, duygulandım. O an çok
şey bir durum. Evet, gerçekten. Evet. Duygusal bir durum oluyor. Evet. Yani en kötüsü bu. Evet, gözleriniz doldu şimdi de. Evet. Sadece Nurcan Hanım'ın değil, Zehra Hanım'ın da gözleri doldu. Evet. Ben zaten çok duygusalım. Benim çünkü ekstra biliyorsunuz uzakta olmamdan evet, senin kaynaklı için daha çok, da, çok evet, zor ya. Aynen zor çok olmuştur. Ve kızlar şimdi düğüne geçiyorum. Bakalım Ayşe Hanım'ın düğünü eğlenceli olmuş mu hanımlar? Düğünümde bir slaytım vardı benim. Bu şekilde gelenlere izlettik. Flört zamanımızdan olan fotoğraflarla. Sonrasında evet, salona giriş yaptık biz. Kırmızı halı üstünde. O nişandaki bıcır bıcırılık yok yani. Evet. Evet biraz da. Kraliyet gibi. Kraliyet, İngiliz kraliyetinden gelmiş. Ama sen de kendini o havaya sokmuşsun aynen, yani. Ben öyle hemen içinde bulunduruma ayak uyduran bir insanım. Evet. Peki Ayşe Hanım'ın gelinliğini beğendiniz mi hanımlar? Ayşe Hanım, ben gelinliğinizi çok beğendim. Bu detaylar çok güzel. Çok evet, hoşuma gitti. Saçınızın toplu olması da çok doğru bir tercih olmuş. Ön detayınız hani direkt ay, göz alıyor bu şekilde. Ben de aynen öyle. O fikirde düşündüğüm için. Fiyatı ne kadar? Fiyatı kiraladık. 1700'e kiraladık. Evet, şimdi kızlar nikaha geçiyorum. Muhammed Seyfendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Alkışlayasım geldi. Sayın Muhammed Demir, siz de hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi isteğinizle Ayşe Hanımefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Kısa kesin o. Aynen. Şahitleriniz kimdi bu arada? Benim teyzemdi. Eşimin de bir, çok yakın bir amcası gibi sevdiği bir dostu vardı. Aile dostu oydu. Evet, ekranlara bakıyoruz şimdi. Kim kimin ayağına basıyor bakalım. Bakıyoruz ekranlara. Abi şey fark ettim orada, yanlış görmediysem eğer. Eşiniz ayağıma bastı, uzatıyor mu sizi evet, orada? Evet, uzatıyor gibi. Evet evet, öyle oldu. Bana ayağına bastı. Ne kadar düşünceli bir damat. Zorlanma, altına bas. Koltuğumuz o kadar geniş kolluydu ki hani zaten hiç birbirimize bile değmedik. Uzat dedim ayağı, uzattı, direkt bir bastım üstüne. Basacaksın ki basacaksın, al arama bari. Salonu kaça tuttunuz Ayşe Hanım? Salonumuzu 7500'e tuttuk. Yaklaşık 500-600 kişi vardı. Yemekliydi. Öncesinde bir yemek yendi. Sonrasında tatlı ikram oldu. Bir şey sorabilir miyim? Hani böyle özel bir manzarası falan var mı? Bana 7500 çok pahalı geldi. İstanbul'da hayır, mı yaptınız? İstanbul'da için evet, bence yemekli olduğu için. Benimki de yemekliydi ama kaç hani, kişilikti? Benimki de bir 600 kişilik falandı. Hı hı. Yemek ekstra geldi, tatlı, sınırsız içecek vardı. Yani bana uygun geldi. Evet, yani biz de çok uyguna bulduk aslında. Fiyatı bence de uygun. Pastamız geliyor kızlar. Kız Kulesi. Evet, ilk kulesi. Pasta. İlk defa böyle bir pasta evet, gördüm çok ben. Çok güzel, benim de çok hoşuma gitti. Siz mi tercih ettiniz? Evet, ben tercih bir ettim. Bir anlamı var mı sizde? Yani hani ben gelin oldum, Kız Kulesi ile çıkmak istedim. Bunu tercih ettim. Siz hiç riske girmemişsiniz. Her şeyi kendiniz yiyorsunuz, kendiniz içiyorsunuz. Evet, o evet. Kargaşa yok. Anlaştık biz onlar önceden. Kızlar, bu arada bardaklarım ve çatallarım, içtiğim pastamı yediğim çatallar, bir arkadaşım benim için tasarladı. Kadehleri gelin ve damatlıktan oluşturdu. Bize hediye yaptı. Hoş zaten çok olmuş. Moda
Özellikle evet. Bu yıl. Evet. Evet, hoş bir sürpriz oldu benim için de. Ne kadar takı takıldı düğünde? Yani ortalama 43 bin falan takıldı, evet. Altınlarla beraber mi? Evet, altınlarla beraber. Aa, ben bu arada bir şey soracağım. Eşinizin kurdelesinde bilezik mi var? Evet, eşimin kurdelesinde bilezik var. Benden çok ona bilezik takıldı diyebilirim. Onlar da adet öyleymiş. Allah sizde Allah. Sizde de öyle mi? Hani hayır. Orada duracağına kolla takılsa daha mantıklı değil mi? Hatta adetse öyle olsa ben bana adetse bırakır evet. Otururdu. Adetse tabii ben ilk defa şey evet, adet yani olunca bırakıp. Hani ben de bir şey diyemedim. Sen de bir şey olmuşsundur. Ya bilezikler banaydı. Bir yok bana önceden falan. Söyledikleri için zaten normal karşıladım. Sonra alıp sen takmışsındır zaten. Tabii taktım evet. Zaten sonra da bozdurduk. Borcumuza yatırdık. Evet. Sadece kimin ne taktığı için... Annem bile habersizdi yani. Direkt benim burama taktılar. Çünkü benim halamın oğlunu benden önce halamın oğluna da aynı şekilde oldu. Kızlar bu da damat tarafının yöresel bir oyunu. Ayşe'cim bu arada ben banyonu görmeye gidebilir miyim? Tabii canım, koridorun ilk başındaki tamam. Kapı. Bu da eşimin ablaları oluyor. Zurna eşliğinde oynuyorlar. Sibel Hanım, sanki söylemek istediğiniz bir şeyler var. Biraz rahatlamak için geldim aslında buraya. Tabii ev sahibiyle alakalı bir takım sıkıntılar oldu ve ben bunu yüzüne karşı tabii ki de söyleyemediğim için biraz ev sahibinin samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Ben bugünü çok daha farklı hayal ettim. Daha güzel geçeceğini, daha birbirimize alıştığımızı düşünerekten geldim. Ama o şekilde geçmedi. Yani bilmiyorum, bugün fazla beğenmedim diyebilirim. Yani enerjim düştü bugün benim. Kendimi çok iyi hissetmedim diye düşünüyorum. Şimdi ben içeri gidip düğün sonuna yetişeyim. Yorumlara ben de katılmak istiyorum. Yeşim gelsin, Ahmet gelsin, İlhan gelsin kuaförümüz. İlhan Bey! Evet kızlar, ne konuşuyorsunuz öyle? Sibel'cim şimdi biz de düğünü değerlendiriyorduk. Çiçek atma zamanı geldi. Bilin bakalım çiçeğimi kim kaptı? Düşünün, tahminler kızlardan gerçek. Kızlardan biri kapmıştır büyük ihtimalle. Belki de bir erkek kapmıştır. Belki de bakalım. Ya da evliliği çok isteyen böyle merak edilir. Olabilir. Öğretmen arkadaşı öğretmen olabilir. Öğretmen arkadaş da olabilir. Aynen. Bakın kızlar burada tek tek ben sahneye çağırıyorum. Çünkü kimse gelmedi. Mikrofonla çağırınca herkes gelmek durumunda kaldı. O düğünün kontrolü sana geçmiş resmen. Evet. Baksanıza çağırıyorum. Kendisi herkes. Yönetiyor. Bakalım gelin çiçeğini kim kapmış hanımlar? Abi erkek. Bir erkek. Yani evet. Öyle sevindi ki. Aynen. Bu benim o? Abim. Aa. Evet ve kızlar sonra da nişanlandı. Geçen hafta ben bu videoyu sizler için çektim nişanından. Buyurun hep birlikte izleyelim. Kalkışlar aşkımda çekiniz alıyoruz. Çekiş kalkışlar gelsin. Siz abinizin nişanlığınızı mı giydiniz? Nasıl yani? Evet. Ya, çok benziyor sizin nişanlığınızla. Nişanlığınızı mı verdiniz? Hayır, yok vermedim. Öyle oldu. Nişanlığımız evet benzedi birazcık. Ya, ama benzememiş bana aynısı gibi. Ben... Aynen. Böyle bir şeye tepki bayağı vermediniz mi? Yani tepki vermedim çünkü giyindi ve bu şekilde geldi. Aa. Herhalde birazcık beni kıskanmış yengeciğim. Yani bence de. Yenge olarak hadi bir şey söyleyeyim mi? Kıyafeti geçtim, saçı da aynı. Evet. Evet, böyle oldu. Çok enteresan. Thank you.
Ama Ayşe Hanım, yani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bayağı sakinlikle karşılamışsınız durumu. Başkası evet. olsa delirirdi. Bana yapılsa yani çıldırırdım gerçekten. Belki sizi takdir ediyorum gerçekten. Taklit edilmek hoşuna gitmiştir. Teşekkür ederim. Evet, öyle düşündüm. Herhalde seviyor yengesini. O yüzden de biraz seç çıkarmamış olabilir. Yani evet, seviyorum. Kızlar, düğünden sonra bizim balayımız vardı ertesi günü. Ama biz çok kötü bir olay yaşadık. Balayımız çok iyi geçmedi aslında. Çünkü babaannemiz yoğun bakımdaydı, eşimin babaannesi. Ve düğünüme gelecekti. İşte yüzüklerimi alıp eline takardı sürekli. Ve düğünden bir saat sonra biz eve geliyoruz. İşte imam nikahım kıyılacak. Yemek yedik. Sonra bir baktık bir ağlama sesi. Halamız ağlamaya başladı. Çıngar ya, öyle bir ağlıyor ki. Babaannemizin vefatını öğrendik. Aa, evet, eşim de düğün günü ay, ve hani evet, gerçekten aynen. anlatırken ben de çok duygulandım. Evet, Allah rahmet eylesin. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok kötü bir şey gerçekten. O evet. kadar tatlı bir insandı evet. ki hani en anlatmakla bitmez. En olay böyle şeyler yani evet. hastalıktır, ölümdür. Evet. Ağlamalı bir yön, sevinmeli bir yön, ne yapacağız? İşte biz istemedik zaten balayına gitmeyi. Eşim damatlığıyla gitti, babaannesini morgda gördü. Son görevini yaptı. Geldiğinde gözleri şişmişti ağlamaktan. Hani ben babaannesinin yatağına oturdum direkt. Herkes bana baktı. Çok farklı bir atmosfer vardı. Evet. Biz istemedik balayına gitmek ama bize işte bu mutlu gününüz, bizi yolladılar balayına. Pek güzel geçmedi. Kızlar, bu durumdan dolayı fotoğraf ve video çekimi pek fazla yapamadım. Takdir edersiniz ki. Evet. Böyle geçti. Şimdi ben kızlar bu olay kıyafetimi giyeyim. Bir de size çeyizimi getireyim. Hemen evet, geliyorum. Tamam. Ağaç dolu kestane... Dökülür tane tane, gelin evi çeyizinde, benim yarim bir tane. Ayşe Hanım, çok güzel görünüyorsunuz. Evet. Yakışmış mı? Evet, çok yakışmış. Yalnız rengini ben televizyonda hani daha soluk gibi duruyordu, daha canlıymış. Evet, onu renginiz fark bu ettim. Şekilde. Ben de şunu evet. söyleyeceğim, bu saç renginizle daha da çok yakıştı. Aynen. Aa, öyle mi? Evet. Bu saç rengiyle daha tatlı, daha hayır, yumuşak ben, bir geçiş olmuş. Aksine diğer saç rengiyle daha çok yakıştırdım. Ben de çikolata çünkü turuncuyla pembeyi hiç yakıştırmam. Pembe hiç uyumsuz. Bence de bu yorumunuza katılamayacağım kızlar. Ya da hani videoda izlediğimizde saçınız biraz daha koyu duruyordu, ondan öyle çikolata geldi. Çikolata kahveydi, ama şimdi evet. Şimdi siyah evet. gibi aynen, sanki değil mi? Hı-hı. Aynen. Yani ben de böyle daha yumuşak buldum. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederiz. Kızlar, Trabzon çeyizi görmeye hazır mısınız? Evet. Evet. Sabırsızlanıyoruz. Yalnız direkt bir detay dikkatimi çekiyor benim. Gene yöresel bir. Bakar mısınız? Çok tatlı. Çocuk lastiği gerçekten çok evet. hoşuma gitti. Evet, bir kız çocuğunuz olursa giydirirsiniz. Evet. Bir kız çocuğunuz olursa. Kızlar, Trabzon'a her gittiğimde bir şeyler alıyorum oradan. Genelde hep kendime alırdım. İşte akrabalara, eşe, dosta. Bu sefer de artık evlendim. Çocuğuma bir şeyler alıyorum. Burada gördüğünüz yöresel bir kıyafet. Bence çok iyi. Evet, ucuna evet. pomponlar işlemişler. Evet, çok tatlı. Kızınız olursa tabii. Evet. Benim kızıma da çok yakışırmış. Şurada da bir lastiğimiz var. Ayşe Hanım, Sibel Hanım'a bir hediye sözünüz var, hatırlatırız. Evet, evet, benim Sibel Hanım'a zaten ayrıyetten bir hediyem olacak. Sibel yalnız Hanım'a... beni o elbiseye göz diktim. Ama o Sibel dedi. Abi ben, bize de verdin ama söz. Sadece tamam, o zaman değil. Hepimize. Aynen. Hepimize. Dış ses evet. Sibel dedi diye. Ben evet, zaten ben onu istiyorum size sözüm falan. Vardı Sibel Hanım'ın evinde. O yüzden çeyizinden istediğiniz patiklerden alabilirsiniz. O zaman teşekkür ederiz şimdiden. Kızlar, bu lastiklerin ismi kara lastik. Normalde kapkara bunlar. Aynen. Şimdi bunların topuklusu çıktı. Ve böyle işte detayları, leopar olanları bile oldu. Bayağı modern. O yüzden modern. Ben de bunu çeyizime evet. koydum. Evet, modernleşmiş hali. Sibel Hanım gibi sizin de çeyizinizde herhalde iğne oyaları var değil mi? Evet. Şöyle. O da bir tane olduğunda herhalde kimseye vermiyorsunuz. Aslında onun devamı var. Bana onları kayınvalidem işledi. Renkli evet. renkli. Flor çok olarak boğazıma ama. Doluyorum. Rengi falan çok güzel. Evet, çok hoş. Ben bunu takayım mı? Tabii olur. Beğendiyseniz neden olmasın? Evet. Rengi çok güzel. Pembe. Aa, gözlerinize de çok yakıştı. Evet, çok tatlı kapandı olur. Kapandı mı gözüm? Biraz arkaya. Birazcık açarsa. Ya bacılar, daha ne vardı? Hadi bakalım neler vardı. Bakın şöyle benim. Parçalarım var.
Ya artık bunlar kullanılmıyor ama çeyizde olmazsa evet. Olmazları. Aynen ya, evet. Kullanılmasa da bence aynen. Olması güzel oluyor. Güzel oluyor, oluyor. Evet. Anneniz mi yaptı acaba? Evet, onları annem yaptı. Çok güzel olmuş. Evet, çok evet. Güzel. Ben çok beğendim. Ben de burada bir nevresim takımı görüyorum sanırım. Evet. El emeği bu da aynı el emeği. Şekilde. O çok eski bir model biliyor musunuz? Ve çok güzel duruyor. Çok eski durduğu belli zaten. O işlemeli evet, kasnaktan. Çok beğendim ben. Kızlar şöyle göstereyim evet, size de. Şuradaki patik sanırım o bağlamalı giyiyorum dediğiniz. Evet, evet. Daha bir sürü var. Bu şey mi? Bu burası ayak ucu oluyor hanımlar. Şöyle sanırım değil mi? Evet böyle. Burası da uzun. Oradan da bağlıyoruz. Ben bunu kışın zaten çok kullanıyorum. Enteresan çok da sıcak bir şey. Tutuyor. Ben böylesini görmemiştim. Evet, evet güzelmiş. Şu an değişik. Tırtıla benzedi ama. Belki de bir kukla. Evet. Güzelmiş. Hoş geldiniz gelinler. Çeyizimi beğendiniz mi? Ev sahibimiz ana sınıf öğretmeni olunca hayal gücü de geniş oluyor galiba. Aynen öyle. Evet. Bu nedir? Onu bana kayınvaliden verdi. Aslında Esra bunu bilir. Tokat'ta böyle şeyler. Evet, bende de var. Sofra aynı. Bezi olarak geçerli. Değil mi bu? Şöyle. Evet, bende de var. Hatta burada bir yazımız var kızlar, açalım. Buradan da Tokat'a selam olsun. Ben artık Tokat gelinim. Şurada şöyle bir Tokat hatırası diye. Aynen, kalenin resmi. Kalenin resmi. Sağ olun. Şey sormak istiyorum. Çeyizinizde sizin el emeğiniz var mı? Kızlar sadece bu. Bu da 16 yaşımda sadece ya, bir merak sarmıştı. Onu da ben tutmuşum. Ve başıma başörtü atıyormuşum evde. Çok güzel yapmışsınız. Tığ biliyorsunuz sana. Değil mi? Ucu böyle evet. Geçirmeli. Çok basit bir örnekti. Ve bunu yapabildim. Yani şu çiçek detaylarını da mı siz evet, yaptınız? Evet, ben yaptım. Aslında... Karışık duruyor ama basit dediniz. Çok basit. Hmm, evet. Gülleri birlikte zaten ayrı yapıp sonra takıyorsunuz buraya. Gül gül yapıp sonradan geçiriyorsunuz. Bu düğün için mi? Düğün için değil mi? Yani ben bunu yapmışım küçükken bir hevesle. Sonra düğünde tabii evden çıkışımda falan omzuma atmıştım. Ekim ayında evlendiğim kullandınız için. Evet kullandım. Bence de çok iyi yapmışsınız. Hani 16 evet. Yaşında yaptığı bir evet. Emeği. Kendi emeği oldu. Sadece emeğim taşınası. Olarak benim de bu var nacizane. Evet. Çeyizi güzeldi, tamdı. Her şeyini beğendim çeyizde. Trabzon'dan da küçük küçük detaylar olması benim hoşuma gitti. Sıra geliyor Ayşe Hanım'ın albümüne bakmaya. Peki kızlar, bakalım albümümüzü nasıl bulacaksınız? Hemen size göstereyim. Hı hı. Şöyle, siz isterseniz davetiyelerimize bakın. Size de albümü vereyim. Kızlar, bu arada albümüm daha 2-3 haftası vardı. Fakat ben fotoğrafçıma rica ettim. Gelin evine katıldığımı söyledim. Benim için çok çabuk hızlandırdılar. Zaten kalitesini biliyordum. Çok güzel bir albüm çalışması olsa bakalım sizler ne diyeceksiniz? Ben albümün kalitesi evet bence gayet güzel. Ben şuradaki fotoğrafınızı çok beğendim. Şunu evet. Değil mi? Albümünüz bu arada bayağı ağır. Döndürürken zorlandım. Evet. Ama görüntüsü de güzel. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu ilk baştaki fotoğraflar bana biraz şey geldi. Hep birbirinin devamıymış aynen. Gibi geldi. Aslında ben bu dizaynı ben yaptım. Birbirinin devamı olmasına özen gösterdim. Hani burada başta varken sonra onu tekrar koymak yok, istemedim. Yok şey demek istiyorum. Hani poz olarak da. Aynı yerler. Hani benzer. Evet. Hani böyle çünkü adet olarak fiyat belirleniyor. Ben bunu biliyorum. Hani başka yerlerde çektiğiniz daha beğendiğiniz fotoğrafları da koyabilirdiniz diye evet, söyledim. Evet anladım. De bakalım. Evet gerçekten ben bir fotoğraf muzdaribi olaraktan çok beğendim albümümüz. Gerçekten güzel olmuş. Ben bu şemsiyeli olan şeyleri, resimleri çok beğendim. Yani genel olarak albümümüzü beğendim diyebilirim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet gerçekten çok güzel çıkmışsınız ikiniz de. Çok teşekkür nerede ederim. Nerede çekildi? Emirgan'da çekildik biz. Ben bu fotoğrafınızı çok beğendim. Şöyle göstereyim. Evet, şu. O zaten çok evet, güzel. Zaten yatak odamda da gördünüz. Evet, o fotoğraf. Fotoğraf, İkiniz evet. De çok güzel çıkmışsınız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Biraz ağırmış gerçekten. Ne kadar yaptırdınız bu albümü? Ne kadara mal oldu? Kızlar, nişanım bayağı fiyatlıydı. Eşim bunu daha uyguna buldu. İki tane küçük bir poster ve bir büyük albüm 800 TL. Bence aynen, de uygun. Çok iyi. Yani çok, o kaliteye tanıdık göre mıydı? Fiyat. Tanıdık değildi. Kızlar, nişan albümüm çok pahalıya geldi. Bu çok uyguna geldi dediğim gibi. Nişan albümündeki beyefendi ünlü birisiydi. O onu 1,5
çektik. Evet, bu daha 800 TL'ye. 800 TL'ye uygun olmuş gerçekten. Hı-hı. Evet, teşekkür ederim, çok sağ olun. Düğün davetiyelerinize, düğün ve nişan davetiyelerinize değinmek istiyorum. Şurada benim bir şey dikkatimi çekti. Evleniyoruz. Direkt o kadar eminim ki evleniyoruz yazmışım. Nişanlanıyorum yazacağımı. Kızlar bu davetiyeyi ben ne kadar bastırdım? 400 adet bastırmıştım ama sadece içindeki kısmı açabilir miyiz? Zehra Hanım. İçindeki kısmı sadece bastırdım. Diğer geri kalan süslemesini bana ait. Normalde 500 TL'ye gelen davetiyi ben 150 TL'ye malzemeyi alıp kendim evde teyzemle birlikte yaptım. Çok güzel. Hinde elemeyi olmuş. Evet. Ben düğün davetiyenizde sade ve çok şık buldum. Teşekkür ederim. Hı-hı. Çok sağ olun. Yeşil olması gibi. Özel tercihin mi senin? Ya aslında pembesi de vardı ama ben bu rengi de seviyorum. Zaten nişanlıkta kullanmıştım. Sade beyaz da olabilirdi mesela. Sade çok beyaz da işte sadece gelin gibi hani damada bir şey yok gibi geldi bana. Bu rengi seçtik birlikte. Evet, bu da güzel olmuş. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bakalım öğretmen arkadaşı Ayşe Hanım için neler söyleyecek? Arkadaşım sonuna kadar destekliyorum ve ben programın en başından beri başarılı olacağını düşündüğüm için zaten hep destekledim. Ayşe öğretmenin başarılı olmasını, birinci olmasını temenni ediyorum. İnşallah birinci olur. Emeğinin karşılığını alır çünkü çok büyük emekler vererek programa hazırlandı. Kızlar günün sonuna geldik. Sizi ağırladığım için çok mutluyum. Puanlamaya geçmeden önce benim size ufak hediyelerim olacak. Sibel Hanım, dış sesten alabilir misiniz sizin için? Buyurun Sibel Hanım. Ev sahibimiz bize sürpriz yapmış. Kırmızıyı kendime alıyorum. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Eşlerinizle birlikte kahvaltılarınızda kullanmak için. Ben de açık yeşil alayım. Şöyle vereyim. Şunu da sana vereyim. Bana da koyu renk geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Açıp bakabilirsiniz. Hediyelerinizi beğendiniz mi hanımlar? Çok güzel. Evet. Servislik. Altlıkları da var. Evet, şöyle gösterelim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Koyu renkte ama açık renk geldi. Evet. Bir şey. Keşke evet, onlar da nişanımdan kalmaydı. Sizin çok için güzelmiş. Ay evet. Ben benim, çok beğendim. Evet, benim silahım. Ayşe Hanım'ın puanlaması az sonra. Yani düne göre biraz ilk başta gergin başladık. Çok stresli bir gün yaşadım aslında. Yani ben misafirperverliğini daha güzel beklerdim açıkçası. Ev sahibinin biraz samimiyetsiz, yani zorlama bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Ev sahibi bana çok yapmacık geldi. Dekorasyon olarak da evet iddialı bir evim var diyordu. Ve ben ilk kez pembe yaptığım için bu kadar çok pişman oldum. Benim tarzıma en azından uymayacak bir dekorasyonu vardı. Ben puanımı şu şekilde vereceğim. Sadece ev olarak değerlendirmeyeceğim. Bu yüzden Ayşe Hanım puanım. Az sonra gelin evinde Ayşe Hanım'a puan verme zamanı geliyor. Kızlar, o zaman hediyelerinizi aldığınıza göre günün sonunu bitirmek için puanlamayı alalım. Sibel Hanım. Tamam. Puanlama için ilk giden Sibel Hanım oluyor. Ayşe Hanım, yatak odanız genel olarak güzel gözüküyor. Burada da pembe rengi kullanmışsınız. Halını ben bu odaya gerçekten hani basit buldum. Benim için bugün biraz gergin başladı. O da yani ben ev sahibinin biraz samimiyetsiz, yani zorlama bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Dekorasyon olarak da evet iddialı bir evim var diyordu ama her şey çok karışıktı. Yani benim tarzıma en azından uymayacak bir dekorasyonu vardı. Çeyiz olarak hani çok beğendim diyebilirim. Bu yüzden Ayşe Hanım'a puanım 5. Sibel Hanım'dan Ayşe Hanım'a 5 puan geliyor. Esra Hanım kaç puan işleyecek acaba? Gözümü alamıyorum ondan. Biraz hani şaşalı olmamış mı? Gerçekten bunu çok beğendim, peşte takımınızı.
Yani ben misafirperverliğini daha güzel beklerdim açıkçası. Hani karşılaması olsun. Biraz bana yapmacık gibi geldi. Çeyizini beğendim. Yeterliydi. Masa düzeni de aynı şekilde beğendim. Düğününde daha farklı bir şey beklerdim. Bu yüzden ona puanım 6. Esra Hanım'dan Ayşe Hanım'a 6 puan geliyor. Zehra Hanım kaç puan işleyecek bakalım? Bence sizin mutfağınızın halısı da ince banyo halısı gibi. Sanki böyle diğerleri zaten gösterişli. Bu dikkat çektiği için diğerleri evet, geri planda kalmış gibi. Kesinlikle öyle. Yani düne göre biraz ilk başta gergin başladık ama özellikle o oyun esnasından sonra biraz daha iyi geçti. Güzeldi. Ben normalde pembeyi çok seven bir insanım ama evleneli bir yıl bir ay oldu ve ben ilk kez pembe yaptığım için bu kadar çok pişman oldum. Düğün bu kadar hareketli bir bayan için gayet normal ve sade geçmiş. Bu yüzden Ayşe Hanım'a puanım. Altı. Zehra Hanım'dan Ayşe Hanım'a 6 puan geliyor. Son olarak Nurcan Hanım puanlamaya gidiyor. Ayşe Hanım, yatak odanızın örtüsüne bayıldım. 450 TL bana biraz pahalı geldi perdeye göre. Cibinlik bu şekilde olmasaydı odanız daha ferah ve daha sade, daha güzel görünürdü bence. Ben bugün çok stresli bir gün yaşadım aslında. Ev sahibi bana çok yapmacık geldi. Ben puanımı şu şekilde vereceğim. Sadece ev olarak değerlendirmeyeceğim. Bugünden ne aldım? Eğlendim mi? Ev sahibi beni güzel karşıladı mı? Samimi miydi? Bu şekilde yapıyorum. O yüzden ben ev sahibimize bugünkü puanım 5. Nurcan Hanım Ayşe Hanım'a 5 puan işliyor. Günün sonunda Ayşe Hanım, Sibel Hanım'dan 5, Esra Hanım'dan 6, Zehra Hanım'dan 6 ve Nurcan Hanım'dan 5 puan alarak toplamda 22 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Evet kızlar, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten evimi şenlendirdiniz. Güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim her şey için. Çok sağ olun. Bize müsaade o zaman. Malum yarın da bendesiniz. Evet, ben aşırı derecede heyecanlıyım. Malum hazırlık yapacağım. Gelinlerimiz bir sonraki gün Nurcan Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Yarın yine aynı saatte gelin evinin 3. gününde Show TV ekranlarında görüşmek üzere. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Spiker gelinler, öğretmen gelinler, altın takılı gelinler. Zehra Hanım da haber spikeri gibi olmuş. Gelin evinin 3. bölümünden herkese merhabalar. Öğretmeni bana da yapar mısın, bana da yapar mısın? Çiftler alyanslarını unutursa ne olur? Çok kızardım. Biriyle mi buluşmaya gidiyorsun? Ben direkt... Çarpıcı eleştiriler. Bir uyum yakalamaya çalışmışsınız ama bana öyle gelmedi pek. Bu modeli pek ben yakıştıramıyorum. Farklı görüşler. Ben tercih etmedim. Bugün için kaldırabilirdin en azından belki. Aslında bugün için serdim. Dün benim evime birazcık mutfağıma cicili demiştin Nurcan Hanım. Evet, ama seninkinde de öyle detaylar var. Nurcan Hanım'ın yatak odası mobilyasındaki talihsizliği. Sonra eşyalar kaba kaba bir geldi. Tabii benim moraller bozulmaya başladı. Düştüm evet. Falan. Evet, bir alkışlayalım.
Thank you.